ne olur beni unut. Sabah oldu. Sen de beni öptün mü? Neden şaşırdın? Ne bileyim. Abla, sen tebessüm ediyorsun. Etmeyeyim mi? Et de. Abla iyi misin sen? Hem de çok. Beni merak etmeyin diye uyandırdım seni. Nereye gidiyorsun? Şahin Yüzbaşı'ya. Nasıl, beğendin mi kahvaltıyı? Üzüm hoşafı ve çeyrek somun ekmek. Cephedeki kahvaltımız. Bana o günleri hatırlatmak istiyorsun. Doğru tahmin. Bunlar, bu yazılanlar. Bunlar doğru mu? Kelimesi kelimesine. Bu nasıl olur? Evet Nevzat. Evlatlarını istiklal için toprağa veren anaların gözlerindeki yaşlar henüz kurumadan. Bu neyin derdi? Neyi paylaşamıyorlar? Yüzbaşım, özür dilerim. Beklediğiniz acil posta geldi efendim. Asker! Bu haritanın acilen bir suretini çıkart. Emredersiniz. Sonra bana geri getir. Yazacağım mektupla birlikte hemen Şahin Yüzbaşı'ya ulaştır. Başüstüne. Buyur Ayşe, beni sormuşsun. Şahin Yüzbaşı'nın nerede olduğunu biliyor musun? Bütün gece burada değildi, ben de merak ettim. Mühim bir şey mi var? Yok, bir şey soracaktım. Neyse, sonra yine gelirim. İyi görünüyorsun. İyiyim, hem de gayet iyiyim. Asker, yüzbaşı geldi. Sonra görüşürüz Yunus. Tamam. Ayşe Hanım, nasılsınız? Sağ olun yüzbaşı, gayet iyiyim. Meraklanmayın, bir şey soracaktım. Buyurun, sizi dinliyorum. Konu nedir? Nevzat. Erzurum'da cezasını tam olarak nerede çekecek? Bildiğim kadarıyla sabit bir yerde değil. Yol, köprü inşasında olabilir. Ya da demir yolu. Neden sordunuz? Merak ettim. Öyleyse hapishaneden gidip gelecek çalıştığı yere. Evet. Dört duvar arasında kapalı kalmayacak yani. Ayşe Hanım, aklınızdan ne geçiyor? Erzurum'a gideceğim yüzbaşı. Nevzat'ı görmeye. Erzurum'a mı? Ama bu mümkün değil. Tabii ki mümkün. Onu sadece bir kez görsem bana yeter. Oraya gitmem için bana yardım edin lütfen. Ayşe Hanım, Erzurum
Çok uzaktı. Uzak diye bir şey yoktur. Gitmek istedikten sonra. Hislerinizi anlıyorum. Ama malumunuz kış mevsimindeyiz. Erzurum'un kışı çok zorludur. Buralara benzemez. Yüzbaşı benim yerim, Nevzat'ın yanı. Şartlar ne olursa olsun. Peki. Ama hemen olmaz. Bekleyin bahar gelsin. Hem tek başınıza, bir kadın olarak tehlikeli olur o yolculuk. Anlıyorum yüzbaşı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Nevzat, ne karar verdin? Bütün bunları okudum. Ve derhal harekete geçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz de senden bunu istiyoruz. Tabii usulünce. Bakın, dün gece de söyledim. Ben kanun önünde bir mahkumum. Bu vazifeye layık başka birilerini bulmalısınız yüzbaşım. Nevzat, sırf şu sözlerin bile senin aradığımız adam olduğunu gösteriyor. Çünkü bu teşkilat gönüllü vatanperverleri kurduğu bir teşkilat. Yani meşru değil misiniz? Nasıl olalım ki? Ortalık öyle karışık ki. Kim dost, kim düşman, kim hain bilemiyoruz. Düşmanlar bu toprakları parçalayamadı. Ama mütemadiyen bizi içten bölüyorlar. Dava arkadaşlarımız, istiklal için savaşanlar başka yollara saptılar. Herkes bu vatanı kendi istediği şekilde idare etmek istiyor. Yani kurtuluş bir takım kendini bilmezlerin ahde vefasızlığına dönmüş durumda.